Kongre binasının Trump yanlarınca işgal edilmesinin ardından seçilmiş başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde başkent Washington'da gergin bir hava hakim. ABD Kongresi'ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi Salı günü Trump'ın görevden alınması talebiyle 25. maddenin işletilmesini oylayacak. Bir sonraki günde başkan Trump'ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor. İşte Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar kongrede yaşanan olayları kışkırtmakla suçladıkları Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için anayasanın 25. ek maddesinin işletilmesi amacıyla bugün bir tasarı sundu. Ancak Cumhuriyetçiler sözlü oylamada Başkan Yardımcısı Mike Pence'in anayasal yetkisini kullanarak Başkan Trump'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı engelledi. Tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Alex Mooney, Temsilciler Meclisi seçimle göreve gelmiş bir başkanın görevden alınmasını talep eden bir tasarıyı herhangi bir oturum ya da tartışma yapılmadan asla kabul etmemeli dedi. Demokratlar Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ABD Anayasası'nın 25. maddesinin işletilmesi talebine yanıt vermemesi halinde Trump hakkında yeni azil sürecinin resmen başlatılacağını açıkladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bir sonraki adımda genel kurula azil tasarısını getireceğiz dedi. Başkanın Amerika'ya yönelik tehdidi aciliyet taşıyor. O nedenle biz de acil şekilde harekete geçeceğiz söyleminde bulundu. Temsilciler Meclisi'ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump isyanı teşvikle suçlanıyor. Azil tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi halinde Cumhuriyetçi Trump hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk Amerikan başkanı olacak. Önümüzde yoğun bir süreç var. Bakalım neler olacak. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.